psikolojik dediler. Doktorlar hastaneye yatması gerekiyor, tedavi görmesi gerekiyor dedi. Ufacık çocuk, komşular cinler musallat oldu diyor. Ne yapacağımı bilmiyorum. İlaçların bir faydası yok. Bir sürü medyum hocaya gittik. Fakat bir çaresini bulamadık. Ne musallat olmuşsa çok güçlü diyorlar. Görüyorsunuz halimizi. Hani başına gelmiş biri varsa, hani biri bize yardımcı olabilecekse lütfen. Hani bize yardım edin. Yalvarıyorum, bize yardım edin. Tarif etsem bilemedim. Çok garip. İlk kez böyle bir şey görüyorum. Aa, nasıl bir kısmetmiş o, ben de merak ettim şimdi. Hayırdır, sana ne oluyor? Senin Cenk'in var zaten. Ay yani yok, ondan demedim. Ya kızlar durun ya. Esasında bu iyi bir şey değil. Sanki uzun zamandır seninle olan bir şey var. Nasıl? Yani sanki... işte yıllardır sanki senin peşinde olan biri var. Vay, sen de az değilsin ha. Yere bakan yürek yakan. Aslı! 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 Nefes al! Nefes al! Nefes al! Nefes al! Nefes al!
Hayaller ve kabuslar hayatımın bir parçası olmuştu. Kabus dolu bir çocukluk ve yalnız bir ergenlik. Bir seçim yapmak zorundaydım. Ama hangi tarafı seçecektim? Karşı konulmaz doğa yasaları gibi yapabileceğim hiçbir şey yoktu ona karşı. Çocuktum. İyi ya da kötü nedir bilmiyordum. Hangi tarafı seçecektim? Neden daha önce anlatmadın? Hep epilepsi olduğunu söyleyip durdun. Söylesem inanır mıydın? Hem böyle bir şeyi herkes bilsin istemedim. Peki anlatmak için niye bu kadar bekledin? Uzun zamandır olmuyordu. Ama? Son bir haftadır yeniden başladı. Özellikle geceleri. Bir dakika ya. Bu epilepsi nöbeti falan değil miydi? Ne zaman başladı peki? Her şey 9 yaşıma girdiğim gün başladı. O zamana kadar annem, babam ve ben mutlu bir aileydik. Sonrasında ise ben artık ben değildim. Gerçekten cinlerin bulaştığını falan mı düşünüyorsun? Evet. Ya Cenk, deminden beri ne anlatıyor kız burada? Bu bir saçmalık ya. Gerçekten bunlara inanıyor olamazsınız. Sen merak etme. Ben bu gece bulacağım bir çaresini. Aslı, keşke daha önce anlatsaydın. Peki ihtimali? Sadece benim değil, benimle beraber olan herkesin kabusu olmuştu. Şimdi iyice dinlen. Cenk, biz de çıkalım. Bu arada telefonunu açık tut. Tamam da ne yapacaksın? Sen sadece dinlen. Hadi Cenk. Işığı kapatayım mı? Kapat.
Şimdi şöyle, şeytan yakınımızda yaşayan, gördüğümüz, bildiğimiz birileri veya göremediğimiz ama içimizde hissettiğimiz bir şeyler, düşüncelerimiz, nefsimiz olabilir. Birçok insan şeytanla şeytan direcimi birbirine karıştırmakta ve ikisinin de aynı olduğunu düşünmekte. Bu konuda bizi aydınlatır mısınız? Şeytani racim özel bir şeytan sıfatıdır. Kur'an'ın kendisine verdiği isim iblistir. Başka türlü ifadeyle iblis şeytanlık yaptığından ötürü Rabbimiz ona şeytani racim, kovulmuş lanetlenmiş şeytan adını takmıştır. Şeytan kelimesi kötülük, isyankar olan demektir. İblis Allah katından kovulunca insanı ebedi düşürmekte. Allah yolundan çevirmek için Alo. Tamam, iniyorum. Nasıl oldun? Daha iyiyim. Nereye gidiyoruz? Gidiyoruz işte. Nereye ama? Sıkıntına çare olacak birine.
ama o... Otur. Beni ondan kurtarabilir misiniz? Ondan kurtulabilir miyim? Evet. Kurtulmak istiyorum. Sadece kurtulmak. Kaç senedir onunla birliktesin? 15. Gerçekten çok güzeldi değil mi anne? Evet kızım çok güzeldi. Daha güzel doğum günlerin olacak. Hadi ey başını da yıkayalım. Tek bir huzurlu gecem olmadı çocukluğumda. Tek bir gece bile. Hem kendimin kabusu oldum hem de ailemin. Sen burada bekle beni canım, tamam mı? Geliyorum hemen. Olduğunu biliyorlar mı? Peki hangi sıfatla görünüyor sana? Şimdi burada değil mi? Evet. Sizinle beraber içeri girdim. Thank you.
ne oldu? كِتَابٌ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ Annenle baban neredeler? Ya Rabbi, meis ve meiste ettiğimiz duaları kabul eyle ya Rabbi. Amin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda iman etmeyi nasip eyle ya Rabbi. Amin. Mekanlar bir çocuk, küçük bir kız çocuğu, anne ve babasının ölümüne sevinir mi? Ben sevindim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin vel Kur'anil Hakim. Onun istediği olmuştu. Artık sadece onundu. Sadece onun. Ala sıratim müstakim. Tenzilel Azizir Rahim. Litunzira kavmen ma. Yetimhane günlerim başlamıştı. Artık yeni evim burası olacaktı. Kimse farkında değil. Aslında ben yetim değilim. O var. Thank you.
Lütfen yapma, bırak beni. Lütfen. Ne o? Deve kuşu gibi yorganın altına mı saklandın? Heh, bir de ağlıyor. Fare Fırat, ağlak fare. Ne o? Dün yaptığın davranışlarla bizi korkutabileceğini mi zannettin? Bir de öyle numaralar yaparsan daha kötüsün iyice işte. Pislik. Çocuklar bazen çok acımasız olabiliyor. Bunu defalarca yaşadım. Biliyorum. Ama onlara yaşattıklarımın yanında bana yaptıklarının hiçbir önemi yok. Artık tamamen yalnız bir çocuk olmuştum. Tek başına kalmış bir çocuk. İstediği oluyordu. Sadece o ve ben. Başaramadım. Beni koruyordu ama zarar veriyordu. Her geçen gün daha da güçlendi. İçimde bana sahip olan bir şey var. Sürekli benimsin, seni asla bırakmayacağım diyor. Kimseden yardım aldın mı? Bir kadın vardı yetimhanede. Bir ev sunucuya götürmüştü. Gel kızım, korkma. Gel. Sufiyetti. İnsan ufi ile mevatınikum ve cehennem.
Allah'ın adını atma dedi. Bismillahirrahmanirrahim. İnsarifu ile mekarikum. Barakallahu minkum ve aleykum. Ya ervahı ulfiyetti mesuliyetti. İnsarifu ile mevatikum. Ve Allah min beyni eydim. Setten fea şeyna. Çocukların kalp gözleri açıktır. Maddi alemden manevi aleme nüfuz ederler. Onlara doğru yolu gösterirler. Bizlerin göremediklerini görürler. Onlar bizlere yardımcı olacaklar. Ya Mihrez, ya Burkan, ya Ebyad, ya Mürre, ya Mazerin, ya Senik, ya Teykel, ya Fekacin. Bir kadın, bir erkek var. Ateş yanan beyadeler. Beyadan büyü veriyor onlara. Gebe kalma için bir yapsın. Kötü, çok kötü bir adam. Azazi. İfritler. İblis. Kovulmuş lanetli. Sahiplenmiş seni. Kim? İblis seni sahiplenmiş. Güçlü, hem de çok güçlü. Annene ve babana büyü yapılmış. Senin doğumun için. Ancak korkma. Çaresi var. Nasıl bir büyü? Neden 9 yaşıma kadar bir şey olmadı? 9 iblisin sayısıdır. Seni İblisin isteğiyle ele geçirmiş ifritler. Hoca bizden bir şeyler istedi. Cenk şimdi alıp gelecek. Bu arada sen nasılsın? İyiyim. Merak etme. Bu gece bütün sıkıntın geçecekmiş. Gerçekten mi?
Evet, hoca öyle söyledi. Bir de hoca şeyi sormamı istedi. Ne? Senin ayısı kanına ihtiyacı varmış. Ne kanı? Ya adet kanaman işte. Dışarıda bir kadın var, o sana yardım edecek. Hoca nereden anlamış ki? Bilmem. İyi misin dedim. İyiyim. Gözlerinizi, göz perdelerinizi indirip göstereceğim onları. Kimleri? Hüddamlarımı. Emrimde olan cinler. Zaten buradalar. Her zaman yanımdalar. Ama göstermezler kendilerini. Geldiğinizde 3 tane çocuk gördünüz mü kapıda? Evet. Peki sen evden çıkarken ve gelirken gördün mü çocukları? Evet ama bu sefer 5 taneydi. Onlar çocuk değildi. İnsan da değildi.
Şimdi kapatın gözlerinizi. Alemler arasındaki perde kalkacak. Eğer gözlerinizi açarsanız cinnet geçirirsiniz. Durun ve sessizce bekleyin. Testadu biha sirran ve ala sirriküm. Eyne ma tekünü yeti bikumullahu cemiya. İnnallâhe âlâ kulli şeyin kadir. Testadu biha sirran ve ala sirriküm. Eyne ma tekünü yeti bikumullahu cemiya. İnnallâhe âlâ kulli şeyin kadir. Hoş geldiniz ya hüddamlar. Açın gözlerinizi. Onlar her zaman yanı başımızdalar. Ama alemleri farklı. Aramızda görünmez bir perde var. Göremeyiz onları. Gündüz biz insanlara, gece onlara verilmiştir. Cinlerle insanlar aynı yerde yaşarlar ama istemezlerse görünmezler insana. Yalnız olduğunuzu düşündüğünüz her yerde yanınızdalar. Önünüzde, arkanızda, sağınızda, solunuzda. Cinlerimin yardımıyla kızımıza musallat olanı def edeceğiz. Şimdi cinlerimiz gidecek. Biri hariç. Hadi kalkın gelsin. Rabbin kimi? Muhammed Mustafa'yı sever misin? Kur'an'ı sever misin? Neden bu bedendesin? Allah'ın laneti üstüne olsun. Eyzübillahimineşşeytanirracim. Çık bedenden. Cezalandırılacaksın. Yakılacaksın. Ateşten olanı yakamazsın. Aslı, ne yapıyorsun? Ateşten olanı ateş yakmaz. Ateşten olanlar arkadaşımdı. Beni koruyorlardı. Thank you.
Rabbi adına Azazil bin Habris alemine geri dön. Alemlerin Rabbi adına Azazil bin Habris alemine geri dön. Alemlerin Rabbi adına Azazil bin Habris alemine geri dön. Ve hıfzan min kulli şeytani marid. Ve hıfzan min kulli şeytani marid. Ve hıfzan min kulli şeytani marid. Azazil bin Habris alemine geri dön. 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 Çocukluğumun yetimhane koridorlarında aynı duvarların arasındayım tekrar. O burada, biliyorum. O getirdi bizi buraya. Beni hiç bırakmadı. Müjde! Geçecek müjde!
Yetimhanede tek arkadaşım ateşten gelenlerdi. Sadece benimle konuşur, bana görünürlerdi. Kötülüklerden koruyor, intikamımı alıyor, yaptığı her şeyin benim için olduğunu söylüyordu. Korkuyordum, yalnızdım, çaresiz ve zayıftım. Piç kuruları ne olacak?
olan Sefa sen miydin? Korkuttun beni. Neresi olduğunu, burada neler yaşadığımı biliyorum. Asla unutmadım. Her santiminde yalnızlığım ve korkularım var. Aslı sen misin? Benim Aslı. Cenk. Hayır. Aslı. Cenk Müjde. Aslı. Aslı. Benim. Aslı. Dikkat et ne olur dikkat et. Aslı. Müjde kapıyı açmalıyız. Tamam. Yavaş. Aslı. Şurada bir kapı var. Oradan geldim. Yürü! Thank you.
Aynı yerdeyiz. Nasıl ya? Olmadı da hocanın evinde değil miydik biz? Aslı, neredeyiz biz? Burası neresi? O küçük kız kim? Gerçeği biliyorum. O küçük kız benim. Ve onun ne istediğini de biliyorum. Ama bunu onlara nasıl söyleyebilirim ki? Artık. Hepsi benim yüzümden. İstediği benim. Aslı, Aslı nereye? Aslı nereye? Beni istiyor, bırak. Benim yüzümden bırak. Bir karar vermem gerekiyor. Bir seçim yapmalıyım. Beni yalnız bırakma. Her şeye son vermek benim elimde. Kaderimden kaçamam. İstediği benim. Ve istediğini alacak. Ya ne işimiz var burada bizim? Nasıl çıkacağız buradan? Müjde. Müjde gitmiş. Cenk! Tamam. Sakin ol. Sakin ol. Aslı nereye gitti? Bilmiyorum. Aslı! Yok. Buradan çıkmamız lazım. Cenk'im. Cenk, ne olur otur. Sakin ol.
Ben Azazil bin Hablis. Lanet kapısından kovulmuş Allah'ın azizi. Aslı nerede? Aslı nerede? Ela. Ela Azazil. Şeytan racim. İblis. Efendim. Kimin tutmadı? Kimin tutmadı? Kimin tutmadı? Kimin tutmadı? Kimin tutmadı? Kimin tutmadı? Dedi. Evet, kız olacak. Öyle söyledi. 9 yaşına gelince bunu yakıp külleriyle onu yıkacakmışız. Kolye de onun içinmiş.
sevdiğim, değer verdiğim her şeyi elimden aldı. Ama bu sefer kararlıyım. Ondan kurtulacağım. Bu sefer kaderimi onun ellerine bırakmayacağım. Aleyke ya seyyidene ya Her şey sona erecek. Artık sen bensin. Ben senim. Sen benim kanımdansın. Benden kaçamazsın. Siz de gördünüz. Ondan kurtulmak için her şeyi yaptım. Hayatımdan bile vazgeçtim. Ama sonra anladım. Gerçekten de ondan kaçamazdım. Benim kaderim oydu. Ben onun kanındandım. Şimdi biliyorum. Ben oyum. Doğru tarafı seçtiğimden artık eminim. Ena İbni Şeytani Racim. Siz bittiğini düşünüyorsunuz belki ama... Her şey yeni başlıyor. Ben İblis. Ben Hannas. Ben Gaur. Ben Şeytani Racim. Beni ateşten, insanı balçıktan yaratan Rabbim, topraktan yaratılmışa secde et dedi bana. Etmedim. Ben daha hayırlıydım. Çünkü ateştendim. Bir zamanlar meleklerin muallimi, İbadette en önemli giderken, cennette yakut minberin devasına verirken, kibrime yenildim, rahmet katından kovuldum. And olsun ki bana, kıyamete kadar nankörlüğünüzü göstereceğim Rabbime. Ben iblis bile Allah'ın azabından korkar, ahirete inanır ve sadece ona kulluk ederken, siz başkalarından medet umuyorsunuz. Tek bir samimi ibadetiniz, içten yalvarışınız karşılık bulacakken Allah katında, siz başka insanları Allah'a aracı kılar, onlardan yardım beklersiniz. Allah'tan her uzaklaştığınızda, ondan her ümidi kestiğinizde, kendinizi yalnız, çaresiz ve aciz hissettiğiniz her anınızda, ben daha güçlenir ve mutlu olurum. Ve ben sizi bulurum.